Hocam sayınız biraz azaldı. Bir uyarı geldi ama. Şu anda 4-5 hocam, 5 kişiyiz şimdi. 5 kişiyiz. Bir hocamız yurt dışında eğitim programında. 4-5 kişiyiz. Şu anda 4 kişi buradayız. Bunu Katılımcılar yavaş yavaş ekleniyor. burada bir uyarı geldi. Onu nasıl kapatacağız? Şimdi bakıyoruz. Neyse artık öyle yaptık. Sayılarını göremiyoruz değil mi? Hesap bakayım hocam geldi. 21 katılım görünüyor şu an. Bir nereden tam ekran yapsak daha mı iyi acaba? Şöyle daha iyi sanki. Yirmi otuz. Yirmi bir sayımızı ben nereden görebiliriz? Participants diye bir katılımcılar ya Türkçe menü kullanıyorsanız ya da Evet, İngilizce. 24. Tamam. Şimdi gördüm. Katılımcılar 24 oldu. Baya bir ilgi var. Teşekkür ediyoruz. Mesleteceğiz. Arkadaşlar, bu arada kendimi tanıtayım. Gerçi daha başlamak için az bir zamanımız var ama. Harran Üniversitesi'nden Doktor Abdurrahim'den, Abdurrahim Dusak. Biraz şimdi nasıl çıkacak? Ben çıkıp bir daha mı bağlamasın? Abdurrahim Hocam, siz isterseniz paylaşımla başlayabilirsiniz ya da hani Baş. 35 oldu. 31, 1-2 dakika daha nasıl isterseniz. Ben şu ekranı bir küçültmeye çalışıyorum da. Ben o zaman bir küçük şeyle başlayalım. Urfa'mızın küçük bir türküsüyle başlayalım. Renk katarsınız hocam. Yapalım. Değişik bir başlangıç olacak. Biraz böyle radyoloji benziyor. Bu
Nasıl? Sen nasıl? Yorgunuz mu yoktur akşamüstü? Sevdalık özellikle akşamüstü mü? Sevda türküleri dinlediğin türkülerde ise nasıl? Nasıl? Urfa nasıl? Urfa mı? Sen nasıl? Yürüdüğümüz hava karşılığı sevgilerin omzuna başlayan dans etmeyelim. Dinlediğimiz Sezen Aksu. Aaa hava var diyor. Sezen ağlıyordu. Sen ağlıyordun. Tamam ağlıyordun. Kanatları sevdim. Kanatları sen nesin? Nasıl? 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 Sen nesin? Kuvvetinde yağmurluyum. Çabuk taşın hayatım. Kaç yağmur sevdim. Seni yağmurda sevdim. Yağmurda öldüm. Nasıl? Sen nesin? Sen nasıl? Sustum. Başka nesin? Konuştum. Sesi nesin? Okudum. Mektupları nesin? Özledim diyen mesajlarınız, nazını sevdim, sazını sevdim, aşkın imkansızını sevdim. Ben seni, Urfa'nız. Urfa'yı, sen de sevdim. Yüreğim yar oldu bana, Urfa'yı yar oldu bana. Ben seni yar değilsin, Urfa'yı diyar değilsin. Ben seni, Urfa'nız. Urfa'yı, sen de sevdim. Seni sevdim, seni çok sevdim. Ben seni anladığına kadar Urfa'nız. Ufam sokaklar. Şimdi hocam ses biraz derinden geldi ama görüntüler enfes. Ya ses iyi geliyordu ama buradan az geldi acaba. Şimdi şöyle başlayalım. Başlayabilir miyiz? Ben ekran, ana ekrandan şeyi göremiyorum. Bunu direkt slide gösterisine tıklarsanız. Başlayabiliriz değil mi? Tabii. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle göreyim. Bizim aylık yaptığımız Nöroradyoloji Derneği'nin düzenlediği bilimsel toplantılarımızdan bu seferki konumuz pediatrik baş ve boyun enfeksiyon ve brakial kistleri. Gülgün Yılmaz Ovalı hocamız Manisa Celal Beyar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan katkılar sunacak bize. Ondan önce bir Urfa ile ilgili bir kısa bir tanıtımımız olacak. Şöyle bir başlayalım. Şuradan önce paylaşmakta mıyız biz? Ekran görünüyor değil mi hocam? Evet, görebiliyoruz şu an. Tamam. Sizin sunumunuz devam ediyor hocam. Şimdi Urfa'mız dedik. Urfa'mızı nerede hatırlayalım? Yakında yaptığımız Ulusal Radyocu Kongresi'nden hatırlıyoruz Urfa'mızı. Kırmızı olarak hocalarımız bize gösterdi. Haber bültenlerinde de bu şekilde karşımıza çıktı. Bir kırmızı Urfa olarak bir müddet görmüş olduk. Urfa bölgesi olarak tarihin bizim de arkeoloji çalışmalarına Göbekli Tepe Çalışma Grubu'na bulunduğum için buradan biraz söz etmek istiyorum. Urfa önemli bir bölgesini oluşturan bereketli hilal, verimli hilal, fertil küreşel diye tanımlanan bir bölgenin temel alanını oluşturan bir yerimiz, bir bölgemiz. Göbekli Tepe'yi de içerisinde barındıran bereketli hilal olarak gösterilen Yukarı Mezopotamya insanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilmektedir. Burada daha çok Dicle, Fırat
ve Nil havzalarını içine alan bir hilalden bahsediliyor. Neolitik dönemde, taş devri dönemlerinde daha çok insanlar bu bölgelerde yaşamışlar, bulunmuşlar. Antik çağa ait bazı asıl belirleyici kazı çalışmaları Göbeklitepe'de yapılmıştır. Daha önceden sahip olduğumuz birikimler bu kazılar ile değişikliğe uğramıştır. 12 bin yıl önce Mezolitik çağın son dönemlerinde Orta Çağ devri insanlar henüz çanak çömlek yapamadığı, fırınlama bilgisi olmadığı, avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını sürdürdüğü iddia edilmekte idi. Oysa kazı çalışmalarından sonra durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Burada Göbekli Tepe olarak bildiğimiz yer dışında 12 tepeler diye, taş tepeler diye tepeler keşfedilmeye başlandı. Karahan Tepe, Göbekli Tepe bunlardan sadece birisi, birkaçı diyelim. Göbekli Tepe'yi Alman arkeolog Smith keşfetmiştir. Ve o söylediği bir ifadede bu insan tarafından inşa edilen ilk kutsal yerdir diye tanımlamıştır. Urfa'ya 12 kilometre kadar uzaklıkta bulunan bir tepe olarak çalışmalara başlanmış, kazılar yapılmış. Belli bir süre kazılar yapıldıktan sonra sistematik bir şekilde sınıflandırılmış, artık arkeolojinin yaptığı onun alanına giren şekilde bir düzenlemeler yapılmış. Bazı kısımlar desteklenmiş, ziyarete açılmış. Bu tipik dikkatimizi çeken bir T şekli var. Bu T'nin üst kısmı başı ifade ediyor, temsil ediyor. Alt kısımda gövdeyi temsil ediyor. İnsan şeklinde, insanın böyle sembolize edilmiş bir şekli olarak karşımıza çıkıyor. Altta kalanlar, yani moloz yığınlarının artık taş toprağının altında kalanlar korunmuş olarak görünüyor. Ama dışarıda kalanlar biraz böyle bozulmuş, erozyona uğramış şekilde karşımıza çıkabiliyor. Üzerinde çok ayrıntılı kabartmalar, hayvan figürleri var. Çizim şeklinde, kabartma şeklinde görebiliyoruz. Belli çalışmalar yapılmış. Bunlar sonra A, B, C şeklinde gruplara ayrılmış. Bunların bir kısmı daha erken, bir kısmı daha geç, üst üste olan alanlar mevcut. Bunlar artık ziyarete açık bir şekilde görünüyor. Burası Karahantepe'den bir görüntü. Karahantepe'de kazılar halen devam etmektedir. Bu bir ritüelin yapıldığı bir alan. Bir insan başına benzeyen bir heykel var. Bu taştan oyulmuş, taştan oyularak yapılmış. Yani taş devrinde bu kadar ince çalışma yapılabilen bir teknolojiye sahip insanlar o zaman. Urfa'mızın diğer bölgelerine de şöyle bir göz atacak olursak, Balıklı Gölümüz var. Halilurrahman diye biliniyor. Balıklı Göl olarak tanınıyor. Urfa Kalesi'ni arkada görüyoruz. Balıklarımız var. Kimse pek dokunmaz balıklarımıza. Bir dokunulmazlıkları vardır bunların. Gezecek yerlerimizden Halfeti var. Gelip buraları gezebilirler, görebilirsiniz, gelebilirsiniz. Geldiğiniz zaman ağırlamak isteriz. Üniversitemize şöyle bir bakacak olursak, üniversitemiz 30 bine yakın öğrencisi olan bir üniversite. Hastanemiz yanından sulama kanalı geçiyor. Urfa Tüneli'nin sulama kanalı buradan geçiyor. İçerisinde büyük göletlerimiz var. Birkaç tane, bir tıp fakültesinin arkasında bir tane var. Bir de birkaç tane büyük basamak şeklinde göletlerimiz var. Güzeldir, tavsiye ederiz. Rektörlük, üniversitenin girişi. Burada bahsetmiştim bu başlıktan. Şimdi kısaca bir Urfa'yı tanıtan bir sunumumuz daha olacak. Ondan sonra sözü hocama bırakacağım. Ses az mı geliyor demiştiniz? Hocam ayrıca ses paylaş diye bir paylaşımda bir bölüm var. Bir onu isterseniz paylaşımı durdurup ses dosyasını paylaşırsanız. Durdurayım, nasıl olsun hocam? Ses paylaş ayrı. Share screen, yani ekran paylaş dediğinizde hepsi mi gitti?
Şimdi ekran paylaş dediğinizde Share Sound diye bir şey var. İsterseniz onu da tıklayıp sonra. Share Sound, onu nereden yapacağız? Ekran paylaş dediğiniz bölgede ekran paylaşı tıklayınca çıkıyor. Share Sound, evet tamam. Onu bir şey oldu. Şimdi umarım alabiliriz bu sefer. Şimdi iyi mi? İnanç ve kültürlerin evet. toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, ilk buğdayın ovasında ekildiği, mimarinin ve ilahi dinlerin ilk defa tapınaklarında şekillendiği tarihin başlangıç noktasıdır Şanlıurfa. İnsanoğlu bu topraklarda Rabbini aramış, inancının peşine düşmüştür. Bu inanç uğruna Göbekli Tepe'yi inşa etmiştir. Göbekli Tepe, insanlığın bilinen ilk tapınağıdır. İnsanlık yerleşim tarihini 12 bin yıl geçmişe götürmüştür. İbrahim Peygamber bu topraklarda ateşe atılmış, Nemrut'un kızı Ayın Zeliha bu topraklarda İbrahim Peygamber'e aşık olmuştur. Allah, ateşe İbrahim'e karşı serin ve selametli ol emrini bu mekanda vermiştir. Hemşerilerimiz misafirperverliği ve bereketi yine bu beldede Hazreti İbrahim sofrasında öğrenmişlerdir. Hazreti Eyüp bu topraklarda şifa bulmuştur. Dünya sabrı bu makamlarda öğrenmiştir. İnsanlar Hazreti Eyüp'ün sabrına koşar olmuştur. Şuayb peygamber bu topraklarda çobanlık yapmış. Hazreti Musa bu topraklara misafir olmuştur. Harran şehri bağrında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihsel misyonuyla din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astroloji gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur. İbn-i Teymiye, Sabit bin Kurra, Sinan bin Sabit, Ümmül Hayr, El-Battani, Cabir bin Hayyam bu bereketli topraklarda yetişmiştir. Bilim Harran şehrinden dünyaya ilham olmuştur. 1400 yıl önce atalarımız bu topraklarda ayı yıldızı güneşi incelemiş, fen, kimya, matematikte dünyaya örnek olmuşlardır. Alır Şanlıurfa sokakları sizi geçmişe. Urfa sokaklarında ve evlerinde dolaşırken nahit taşların serinliğini, şanlı mimarimizin derin manalarını hissedersiniz. Kendinizi tarihi İpek Yolu hanlarında bulursunuz. Mimari harikası Urfa evlerinde hayat vardır. Urfa evleri geniş avlusu ortasında havuzu, asma, nar, incir, ağaçları ve kuş evleriyle gökyüzüyle buluşan ferah mekanlardır. Tarihi şehir çarşılarını gezerken sizi bereketli bir geçmişle yüzleştirir. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben buradan da çıkacağız. Ben şunu açayım tekrar. Şimdi biraz süremizi açtık galiba. Hocalarım, şimdi konumuz pediatrik baş ve boyun enfeksiyon ve brakial tepkislerini anlatmak üzere Gülsüm Yılmaz hocamızı sözü Yılmaz hocamıza, Ovalı hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Güzel Urfa tanıtımından sonra umarım ben de bugün sizlere biraz pediatrik baş boyun enfeksiyonu ve bronkiyel anomalilerden bahsedebilirim. Sanıyorum ekran geldi. Evet, ekran geldi hocam. Herkese merhaba, tekrar merhabalar. Nazik daveti için Turgut hocama teşekkür ediyorum. Akademi toplantılarında ben de size pediatrik baş boyun enfeksiyonlarından ve özellikle çocuk vakalarda enfekte olarak karşımıza geldiği zaman tanısal kargaşaya neden olabilen bronkiyel anomalilerden bahsetmeye çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi aslında çocuklar küçük yetişkinler değiller ve fizyolojik ve anatomik olarak farklı yapıda oldukları için değerlendirirken bu farklılıkları bilmek, klinik tablosunu bilmek, yaş ve gelişimine göre değerlendirmek son derece
önemli. Pediatrik baş boyun enfeksiyonları pediatrik grubun sık lezyonları arasında ve biraz önce söylediğim gibi altta zaman zaman konjenital anomaliler de karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda görüntüleme bulgularını tanımak, anatomik yayılımı doğru belirlemek ve olası komplikasyonları tanımlayarak bazen radyolojik algoritmi bizim yönlendirmemiz gerekebiliyor. Enfeksiyonları gruplar halinde değerlendirebiliriz ve bunlardan Orbita ile başlayacak olursak, Orbita'da radyolojik olarak aslında biraz belirleyici rol oynuyoruz. Özellikle periorbital ya da orbital selülit ayırıcı tanısı çok çok kıymetli. Burada tutulan kompartmanın belirlenmesi çok önemli. Reseptör mesafede sınırlı olan bir enfeksiyonu tedavi ederken genellikle ayaktan yaklaşım, oral tedaviler tercih edilirken postseptal bölge yani orbital selülit durumunda hastaneye yatış endikasyonu ve biraz daha IV tedaviye kaymak mümkün. Dolayısıyla bizim bu durumda belirleyici olduğumuz için görüntüleme yaparken ikisini ayırt etmemiz, doğru anatomik değerlendirmeyi yapmamız, görme koruyucu tedavinin de erken uygulanmasını sağlar. Bunu yaparken orbital septumu değerlendirmemiz çok önemli. Orbital septum burada diyagramda da gördüğümüz gibi palpebral fasya aslında. Burada orbital periosteumdan başlayıp tarsal plate boyunca devamlılık gösteren palpebraya doğru uzanan ince fibroz bir doku. Alttaki BT görüntülerinde olduğu gibi preseptal mesafede eğer bir enfeksiyon sınırlıysa preseptal yumuşak dokuda enflamasyona bağlı kalınlaşma dışında pek bulgumuz olmuyor. Ama orbital selülit olgularında biraz daha farklı olabilir. İntrakonal, ekstrakonal ya da subperiostal alan tutulabilir. Ve çoğunlukla da özellikle adolesan dönemde paranazal sinüzit komplikasyonu olarak enfeksiyonun perivasküler yayılımına bağlı gelişir. Yine adolesan dönemde ya da daha küçük çağda bu olgularda propitoz çok önemli bir klinik ipucu aslında. Örneğin bu olguya bakacak olursak sağ tarafta etmoid selülerde belirgin havalılık kaybı oluşturan yumuşak doku patolojisi ve orbitaya doğru uzanan subperiostal abse komponentini görüyoruz. Her zaman subperiostal abseyi burada olduğu gibi böyle periferal kontrast parlaklaşması gösteren santral nekrotik görmeyebiliriz. Flegmonöz alanda da, flegmonöz yapıda da gördüğümüzde hızlı bir şekilde tedaviyi yönlendirebilmek için burada subperiostal abse olasılığını tanımlamamız çok çok önemli aslında. Orbital selülit sonucu bu olguda olduğu gibi superior oftalmik ven trombozu oluşabilir. Arkasından kavernöz sinüs trombozu oluşabilir. Menenjit ve intrakraniyal abseye kadar işler ilerleyebilir. Bu adolesan olguda konjonktiva komşuluğunda hemen orbitanın lateralinde ekstrakonal bölgede lobüle konturlu iki komponentli bir lobe böyle iç yoğunluğu yüksek kalın duvarlı periferal kontrast parlaklaşması gösteren yumuşak doku vardı ve histopatolojik tanısında granulomatöz yankı tanısı aldı. Orbital tüberküloz oldukça nadir. Çocukluk çağında erişkine göre biraz daha sık karşımıza çıkabilir ve periost, kemik, yumuşak doku, lacrimal gland tutulumu şeklinde görebiliriz. Dakriosistit ya da dakrioadenit olgularında görüntüleme yaptığımızda dakriosistit tazolacrimal ductus obstrüksiyonuna bağlı. Burada olduğu gibi medial kampus hizasında lakrimal kesedeki enflamasyon şeklinde olur. Duktal stenoz ya da dakriolit neden olabilir bu olgularda. Enflama yapı burada olduğu gibi periferal kontrastlanan koleksiyon şeklinde görülür. Çocukluk çağında ayırıcı tanıda non-infeksiyöz enflamatuar sarkoidoz, vaginal granulomatoz ya da mukosel ve epidermoid kistler olabilir. Özellikle enfekte olduğunda karışabilir. Bu olgu
literatürden aldığım bir olgu enfekte olduğu için, ama radyolojik olarak baktığımızda T1 ağırlıklı imajlarda hem hiperintans oluşu, içerisinde difüzyon kısıtlanması gösteren komponenti, beta incelemesinde yağ içerikli oluşu enfekte olsa da periferal kontrast parlaklaşması ve seviyelenmesine rağmen altta bir dermoid kist varlığını bize düşündürüyor. Dakrioadenit olgularında akut dakrioadenitler viral ya da bakteriyel olarak karşımıza çıkabilir ve tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Burada genellikle bir hacim artışı ve homojene yakın kontrast parlaklaşması şeklinde karşımıza çıkar ve tedaviden sonra bulgular burada olduğu gibi regres olur. Paranazal sinüs enfeksiyonlarını değerlendirirken gelişme basamaklarını bilmemiz son derece kıymetli pediatrik olgularda. Maksiller sinüslerin gelişimi doğum sonrası yaklaşık 70 gün civarı başlıyor. Sırasıyla etmoid selüler, sfenoid ve frontal sinüsler gelişimini tamamlıyor ve paranazal sinüslerin gelişimi yaklaşık 5-7 yaş arasında çoğunlukla tamamlanıp pubertede de son halini alıyor. Ve yine burada gördüğümüz gibi cribriform plate, crista galli ve etmoid perpendicular plate ossifikasyonu yaklaşık 3 yaş civarı tamamlanır. Akut sinüzit erişkinden çok farklı değil aslında. Hem bilgisayar tomografi hem MR'da non-spesifik bulgularımız var. Mukozal kalınlaşma var, sinüste havalılık kaybı var, hava sıvı seviyelenmesi ve yine mukozal kontrastlanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada tanımlamamız gereken pediatrik predispozan durumlar: yapısal olarak bir atelektrik unsinat proses var mı? Septumda deviasyon var mı? Ya da mukosiliar disfonksiyonla enfeksiyonu kolaylaştırabilecek kartagener kistik fibrozis gibi durumlar karşımıza çıkabilir. 5 yaş altında polipozis olgusu son derece nadir ve 5 yaşın üzerinde de yine kistik fibrozis, alerji, astım, mukosiliar disfonksiyonu daha çok karşımıza çıkıyor. Fungal sinüzitte de aynı erişkin olgularda olduğu gibi buradaki mukozanın etrafını çevrelediği santrali daha yüksek densitede bilgisayarlı tomografik incelemede klasik formülle santral hiperdansite bulgusuyla karşımıza çıkabiliyor. Sinüzitte daha çok önemli olan komplikasyonlar: burada orbital selülit, osteomiyelit, pot pafi tümörü, intrakraniyal ekstraaksiyel amfiyem, beyin absesi, menenjit, mukosel gibi komplikasyonları değerlendirmemiz ve doğru tanım koymamız çok önemli. İmmün yetmezlik durumunda mukor enfeksiyonu ya da mantar enfeksiyonu klasik bir takım bulguları var. Onları değerlendirmemiz son derece önemli. Pott's pafi tümörü aslında burada gördüğümüz gibi flüktüasyon veren subgaleal geniş bir yumuşak doku koleksiyonu. Frontal sinüzit komplikasyonu sonrası emissel venlerde bir trombofilarit meydana geliyor ve iç ve dış tabloda nekroz olup subgaleal alana, subperiostal alana apse gelişimi şeklinde karşımıza çıkıyor. Sinüste havalılık kaybı, frontal subgaleal sıvı koleksiyonu, zaman zaman da burada olduğu gibi epidural alanda ampiyem eşlikçi olabiliyor ya da intrakraniyal alanda apseler eşlikçi olabiliyor bu lezyonlarda. Tabii pediatrik çağda bu yumuşak doku koleksiyonlarında ayırıcı tanı da dermoid, epidermoid kistler. Yine enfekte olarak karşımıza çıkabilir. Sefalosel, sefal hematom yer alır ve yumuşak doku komponenti olan Langerhans hücreli histiostoz ya da metastatik lezyonlar da yine ayırıcı tanı da akılda tutmamız gereken diğer lezyonlardır. Mukosel daha çok çocukluk çağında oldukça nadir, adolesan çağında karşımıza çıkıyor. Bu adolesan bir olgu. Etmoid selülerde ekspansiyon nitelikte kontrast parlaklaşması göstermeyen, difüzyon kısıtlanması bulunmayan koleksiyon daha çok adolesan çağında karşımıza çıkıyor. En korktuğumuz olgular mukor ve mantar enfeksiyonları. Bu ALL olgusu. Ekim 2013'te yapılan görüntülemede biraz hareketli görüntüler ama sağ maksiller sinüsün içerisinde bir havalılık kaybı oluşturan yumuşak doku patolojisi var. Periantral alan rahat aslında. Çok belirgin kemik destrüksiyonu yok bu bölgede. Klinik olarak mukor ön tanısı var. Fakat sonraki kontrollerinde gerçekten durum oldukça dramatik. Hem kemik destrüksiyonu olmuş, MR'da baktığımız zaman
burada mikotik vasküler invazyona bağlı bu sinonazal mukozadaki devitalizasyon, kontrast tutulumu olmayan bu black turbinate sign diye tanımlanan yumuşak doku mukor için oldukça tipik, belirgin destrüktif etrafındaki bu yumuşak doku komponentiyle birlikte mukor tanısı almış olan bir olgu. Tabii komplikasyon başka bir olgu bu. Komplikasyonları değerlendirirken intrakraniyel alan ve perinoral invazyon bu olgularda çok kıymetli. Burada hem Meker kaldı, hem trigeminal sinir boyunca, hem kavernöz sinüste perinoral invazyona bağlı yayılımı olan bir olgu. Daha sonra tedavi sonrası bu bulgu regres oldu ama orbital dekompresyonu olan bir olguydu bu. Odontojenik enfeksiyonlara bakacak olursak potansiyel hayatı tehdit edici komplikasyonları olan dental hastalıklar ve iki şekilde yayılabiliyor. Ya apikal periodontit granulom şeklinde abse ve radiküler kist oluşuyor ya da bu diş dişeti arasındaki boşluktan periodontal ligaman destrüktü oluyor ve kemik erozyonu oluşturarak yayılabiliyor. Odontojenik abselerde genellikle bu periodontal lüsensi şeklinde karşımıza çıkabiliyor ya da çevre yumuşak dokuya uzanan bir fistül, kortikal devamsızlık görebiliyoruz burada olduğu gibi. Bazen derin boyun enfeksiyonuna, disseminine olduktan sonra retrospektif bu odağı görmek tabii oldukça kötü oluyor. Bu adolesan bir olgu, odontojenik orijinli maseter kası içerisinde bir abse var. Difüzyon kısıtlanması gösteriyor. Etrafı derin boyun enfeksiyonuna gitmiş, oldukça flegmonöz. Çoklu kompartman tutulumu var. Cilde de fistülize olmuş, oldukça dramatik bir tablosu vardı. Osteomiyelit olguları pediatrik olgularda da aynı. Klasik sekestrum, skleroz komşuluğunda böyle cilde uzanan koleksiyon ve fistülizasyon gösteren yumuşak doku komponenti var. Bunlarda da farklı bir durum yok aslında. Bir diğer korkutan durum Ludwig anjini. Bu nekrotizan fasit komşuluk yoluyla yayılımı nedeniyle ve çok hızlı yayılımı nedeniyle mediastine uzanan böyle komponenti çok hızlı bir şekilde hayatı tehdit edici solunum yolu obstrüksiyonu yapan bulguları olan ve submandibular bölgedeki bağ dokusu fasya ve kaslardan başlayarak lenfatik yolla değil fasyal tabakalar yoluyla yayılarak parafaringeal boşluk, retrofaringeal boşluk üst mediastine kadar uzanan bu şekilde dramatik bir tabloya neden olabilir. İçerisinde serbest tavayı görmek tabii bu olgularda tanımlayıcı ve belirleyici oluyor. Çoklu kompartman tutulumu var. Serbest tavayı gördüğümüz zaman hızlı bir şekilde tedaviye yönlendirilmesi gerekiyor. Derin boyun enfeksiyonu çocukluk çağında en çok adenoid tonsilit sonucu karşımıza çıkıyor. Retrofaringeal lenf nodu süpürasyonu bir diğer etken ve yine konjenital altta yatabilen kistik lezyonlar var. En sık peritonsiller alan etkileniyor. Parafaringeal bölge ve retrofaringeal bölgede bunu takip ediyor. Tabii burada yüksek mortalite ve morbidite nedeniyle çok hızlı bir şekilde erken tanı ve uygun tedavinin hızlı bir şekilde derin boyun enfeksiyonlarının başlaması çok çok kıymetli. Ultrasonografi ile başlıyoruz çocuklarda da erişkinlerde de. Burada selülit abse ayırıcı tanısını yapmaya çalışıyoruz ama ultrasonografi tabii uzanım konusunda oldukça yetersiz kalıyor. Ancak yüzeyel lezyonlarda ya da aspirasyon için drenaj kılavuzluğunda çok çok iyi. Yine likafaksiyon değerlendirmesinde özellikle drenaj için kılavuz olarak ultrasonografiyi tercih ediyoruz ama yayılım için yetersiz kalıyor. Bu noktada bilgisayarlı tomografi incelemesi hızlı görüntü elde etme avantajı ve doğru anatomik bilgi sağlama avantajı ile gold standart yöntem. Unutmamamız gereken buradaki mediastine geçiş potansiyeli nedeniyle tehlikeli boşluk itibariyle aortik ark hizasına kadar mediastini de görüntüler içine dahil etmemiz gerekliliği kontrastlı BT incelemesinde derin boyun enfeksiyonu olgularında. Burada lezyon santralinin hipodens yani sıvıya yakın oluşu, çevresel rim tarzında kontrastlanma, içerikteki hava sıvı seviyesi ve subkutan hava varlığı abse lehine. Burada tabii drenaj yapıp yapmama
konusunda klinisyeni yönlendirmek önemli olduğu için bunları doğru tanımlamamız çok çok kıymetli. Demin de söylemiştik, çocukluk çağında en çok derin boyun enfeksiyonlarına neden olan tonsiller loş. Burada akut tonsilit olgularında nadiren intratonsiller apse gelişiyor ama daha sık tonsiller fibroz kapsülü penetre edip peritonsiller boşluğa yayılıyor ve buradan da parafaringeal, mastikatör, submandibüler boşluğa doğru uzanıyor bu enfeksiyon tablosu. Bir diğer korkulan özel durum, burada internal yugüler vendeki septik tromboflebit dissemine apse odaklarına neden olabiliyor. Akciğerde çoklu apse odağı olabiliyor. Özel adı Lemierre sendromu olarak tanımlanıyor. Bu da korkulan komplikasyonlardan, kötü senaryolardan bir tanesi. Bu olguya birlikte bakacak olursak, ilk başvuru sırasında çekilmiş BT incelemesi, 10 yaşında ateş, tonsilit, yutma güçlüğü, patates konuşması şeklinde bir özel şeyi var bu durumun. Drenaj deneniyor ama negatif. Hafif likefiye, yani aslında hani sıvı var gibi duruyor BT'de baktığımızda ama çok periferinde kontrast tutan komponenti yok. 4 gün sonra tekrar kontrol çekiliyor. Tabii bu arada tedavi başlıyor. Ve bu bölgede daha forme olmuş, periferal kontrast tutuluşu başlamış. Biraz daha etrafındaki filigmonöz yapılar regres olmuş. Burada drenaj başarılı oluyor. Bu drenaj kararını verdirecek olan, yani ilk görüntüde acaba çok mu flegmonöz, o yüzden mi drene olmadı? Bunun ayırıcı tanısı için radyolojik görüntülerle klinik bulguları karşılaştırması yapıldığında bu flegmon apse ayrımı her zaman BT'li mümkün değil. Yani aşağı yukarı korelasyon %75 gibi bir rakam çıkıyor burada. Ve bu çalışmaların hepsi değerlendirildiğinde sıvı içerikli koleksiyon, duvarda kontrastlanma, içerisinde serbest tava varlığını apse diye değerlendirilerek yapılan incelemelerde BT'nin sensitivitesini 3,5 cm üzerindeki lezyonlarda daha yüksek, spesifitesinin daha yüksek olduğu görülüyor. Periferal kontrastlanmanın çok da tipik olmadığını ama içi ne kadar hipodense, ne kadar likefiye ise, yani ne kadar sıvı içerikliyse ve lezyon içi gaz varlığının biraz daha bu konuda patognomonik olduğu ortaya çıkıyor. Tabii burada aslında MR bizim için çok daha problem çözücü olabilir. Apsenin varlığını göstermek yanı sıra içerisinde zaman zaman septasyonlar oluyor. Bu septasyonlar konusunda daha iyi veri sağlayabilir ama tabii biliyoruz ki biz çocukluk çağında bu tabloyla gelen bir olguyu MR'le değerlendirmek çok da kolay değil. Ama yine komplikasyonları değerlendirirken son derece önemli MR görüntüleme. Örneğin bu olguda olduğu gibi apse koleksiyonuna eşlikçi bir venöz tromboz olgusu var. Hem MR venografi incelemesinde rahat görüyoruz hem kontrastlı MR'da. Burada tromboze segmenti çok daha rahat bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Temporal kemiğe geçecek olursak, akut otit ilk 5 yaşın en sık enfeksiyonu. Seroz otit varlığında burada orta kulakta ve mastoid serilerde havalılık kaybı ve hava sıvı seviyelenmesi varken, akut mastoidit varlığında kemik destrüksiyonu olmaksızın sıvı birikimi şeklinde karşımıza çıkar. Burada tabii temporal kemikte mastoid bölgede aerasyon kaybı oluşturan pediatrik evrede sık lezyonlara bakacak olursak, özellikle koalesan mastoidit bu olgularda çok karışabilir. Langerhans hücreli histiostoz tutulumu ya da rabdomiosarkom tutulumu koalesan mastoiditle eğer klinik tabloyu bilmiyorsak biraz karışıklık, kafa karışıklığı yaratabilir. Koalesan mastoidit olgularında mastoid kemikte bir erozyon, periost reaksiyonu, subperiostal apse karşımıza çıkabilir. Bu tip kısmında, mastoidin uç kısmında olur ve eğer inferior yumuşak dokulara doğru uzanırsa Bezold absesi adını alır. Bu pediatrik olguda her üçünde görebiliyoruz aslında. Hem mastoid bölgedeki bu koalesan mastoidite bağlı yumuşak doku cilde açılmış Bezold absesi var. Hem de
sinüs trombozu oluşturmuş tromboza segmenti hem MR venografide hem konvansiyonel incelemede tromboza olduğunu kolay bir şekilde MR'da değerlendirebiliyoruz. Şimdi altta yatabilecek olan bronkiyel anomalilerden biraz bahsetmek istiyorum size. Oldukça epiroid karışık bronkiyel anomalilerin umarım dilim döndüğünce anlatabilirim. Bronkiyel anomaliler bronkiyel yarık olarak adlandırılan ektodermin aslında imajinasyonları ile bölümlere ayrılan altı mezodermal arkın oluşturduğu bronkiyel aparatusun gelişimsel anomalileri. Majör baş boyun oluşumlarını meydana getiren bu bronkiyel yapılar fetal 4. ve 6. hafta arasında gelişiyorlar. 5 tane ektodermal yarık, 5 tane endotermal bronkiyel kese var. Bu iki yapının arayüzünde bir membranla bronkiyel arkları 6'ya ayırıyor. İkinci bronkiyel ark hızlı bir gelişim gösterip 2., 3. ve 4. yarıkları örtüyor ve bu yarıklar geçici bir boşluk haline alıyor. Bu boşluğa hissin servikal sinüsü deniyor. Eğer bu boşluklar ortadan kalkmazsa bronkiyel yarık anomalileri olarak karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bunlar çok bir spektrumda yer alan anomaliler, ark anomalileri, kese anomalileri, cleft anomalileri olmak üzere. Şöyle bakacak olursak hem sık gördüklerimize ve yine enfekte olarak karşımıza çıkabilecek olanları seçerek devam edecek olursak, çocukluk çağında tiroglossal ductus remnantları arkasından en sık bronkiyel cleft anomalileri ikinci konjenital baş boyun patolojisi. 4 tipi var. En çok ikinci bronkiyel cleft anomalisini görüyoruz ki günlük rutinimizde hepimizin karşısına çıktığını düşünüyorum ben. %95 gibi bir sıklık oranı var ikinci bronkiyel cleft kistlerinin. Bunu birinci bronkiyel cleft kisti takip ediyor. 3 ve 4 oldukça nadir. Bronkiyel cleft anomalilerini 3 formda görebiliyoruz ya da 4 formda görebiliyoruz aslında. Ya kistik olabiliyor burada olduğu gibi iki tarafı kapalı, sinüs şeklinde fistül ya da kartilajinoz artık şeklinde görebiliyoruz. Adolesan çağda daha çok karşımıza çıkanlar kistik formda oluyor. İnfant ve küçük çocuklarda ise fistülize formu daha sık karşımıza çıkıyor. En sık olan ikinci bronkiyel cleft kistleri %75 kist formunda, %25 sinüs ya da fistül formunda karşımıza çıkabiliyor. Bunlar en sık birinci ve ikinci dekatta tanı alıyor ve ailesel ise %2-3 bilateral olma olasılığı oluyor. Eksternal ve internal bağlantı biraz önce söylediğim diyagramın aynısı aslında bu tabloda. Birinci bronkiyel cleft kistiyle başlayacak olursak, birinci bronkiyel cleft kistleri tipik olarak periparotit yerleşimli, parotit bezin etrafında yerleşimli tragusun genellikle ön kesiminde lezyonlar olarak karşımıza çıkıyor ve kist formundan çok fistül ya da sinüs şekli burada daha çok karşımıza çıkıyor. Burada oval yuvarlak periparotit ya da dış kulak kanalı etrafında yerleşik bir kistik yer kaplayan oluşum varlığında ayrıcı tanıda birinci bronkiyel cleft kistini düşünmemiz gerekiyor. Örneğin bu olguda kist formunda tragusun hemen önünde periparotit yerleşimli, düzgün lobüle konturlu, densitesi düşük bir bronkiyel cleft kistini görüyoruz. Yine patolojik tanı almış parotisin hemen medial kesiminde daha büyük çaplı İnce periferal kontrast parlaklaşması gösterebiliyor bu lezyonlar. Pür kistik, klasik lokalizasyonda bir birinci bronkiyel cleft kisti. Biraz önce de söylemiştik, en çok günlük rutinimizde karşımıza çıkacak olan ikinci bronkiyel cleft kistleri. 4 alt tipi var ama tip 2 en sık görülen tipi yine. Burada sternokleidomastoid kas, ön ve medial derinde karotit kılıfın ön ve arkasında yerleşimi, yani aşağı yukarı submandibular gland ve SKM'nin arasında yerleştiğini söyleyebiliriz. Tip 3'te fistül traktı var. Bu internal ve eksternal karotit arterlerin arkasından farinkse uzanıyor. Fistülografi yaptığımız zaman görüntüleyebildiğimiz bir
rotası oluyor. Tip 4 tonsiller fossa düzeyinde faringeal duvarın yanında uzanan formu. Şimdi klasik olarak gördüğümüz tipik bulgusu submandibular gland ve sternocleidomastoidkas arasında yerleşmiş kürkistik formu periferel ince duvar kontrastlanması gösteriyor. Bu bir ikinci bronkiyal cleft kisti. Bu gaga biçiminde uzanan komponenti eğer tanısal kargaşa yaşıyorsak, klasik lokalizasyonunda da olsa bize biraz daha yardımcı olabilir o uzanan gaga formundaki yapıyı görebiliyorsak. Bu enfekte olarak karşımıza çıkan bir olgu. Etrafındaki flagmonöz yumuşak doku, kalın duvarlı, bakın septalı böyle formu epey bozuk ama yine klasik lokalizasyonda submandibular gland ve sternocleidomastoidkas arasında yerleşmiş. Bazen etrafında çokça lenf bezi oluyor ve bu biraz daha küçük bir formu oluyor. Değerlendirmesi çok kolay değil. Ultrasonografide o big daha kolay değerlendirilebiliyor. Yine klasik lokalizasyonda enfekte olabilecek bir ikinci bronkiyal cleft kisti olasılığını burada söylememiz gerekiyor. Bu adenosan çağda karşımıza çıkan yine kalın duvarlı, septalı, acaba bir ikinci bronkiyal cleft kistine mi bakıyoruz? Yine submandibular gland ve sternocleidomastoidkas arasında. Fakat T2 sinyali biraz daha düşük. Böyle difüzyon incelemede kısıtlanması var. Bu bir tüberküloz lenfadenit olgusu. Klasik lokalizasyon her zaman çalışmıyor tabii ki. Bazen burada olduğu gibi fistülize formda karşınıza çıkabilir. Özellikle daha küçük çocuklarda fistül formundaki bu fistülü yakalamak, fistül içi biraz sıvı doluyken görüntülemeye dahil olması ve cilde şöyle açıldığını görmek tanısal anlamda yardımcı oluyor. Üçüncü bronkiyal cleft kisti ve dördüncü bronkiyal cleft kisti yakın yerleşimi nedeniyle bazen radyolojik olarak birbirinden ayırt etmesi son derece zor. Üç retrofaringeal uzanım gösterebilir. Nadiren oradan ayırt edebiliriz ve cerrahi sırasında da superior laringal sinir ile yerleşimine bakarak ayırt edilir. Eğer sinüs trakta olursa bunlar piriform sinüse doğru açılırlar. Bu bir üçüncü bronkiyal cleft kisti. Böyle supraklaviküler bölgeye doğru uzanmış, etrafı ince kontrast parlaklaşması gösteriyor. Gergin, enfekte sayılabilir, biraz duvarı kalın gibi patolojik tanı almış bir üçüncü bronkiyal cleft kisti. Çok nadir böyle içerisinde seviyelenme gösteren retrofaringeal bölgede karşımıza çıkabilir. Literatürde tanımlanmış olgular var böyle üçüncü bronkiyal cleft kisti için. Dördüncü bronkiyal cleft kisti özellikle çocukluk çağında tiroid bezi sol lobu komşuluğunda arka arkaya enfeksiyon tablosuyla gelebilir bu olgular. Burada bakın etrafı oldukça kollabe, etrafı kalın duvarlı bir apse koleksiyonu. Bu bir enfekte dördüncü bronkiyal cleft kisti. Burada hep sol taraf karşımıza çıkıyor genellikle ve yine superior laringeal sinir trasesine paralel bir şekilde yer alıyor. Tiroid bezi sol yarısı komşuluğunda hep enfeksiyona bağlı bulgularda bu ayırıcı tanıda akılda dördüncü bronkiyal cleft kistini tutmamız önemli. Bu olguda sadece flegmonöz görünüm var ama ultrasonda kistik formu yakalandı. Bu da bir dördüncü bronkiyal cleft kisti tanısı alan olgu. Her zaman karşımıza kistik formda özellikle kesitsel görüntülemede çıkmayabilir. Burada olduğu gibi daha flegmonöz görülebilir. Bazen ultrasonografide problem çözücü olarak burada devreye girebilir. Troglossal ductus kistleri orta hatta izlenen en sık servikal anomali ve konjenital boyun kitlelerinde yaklaşık %70'i, insidansı da oldukça yüksek %7 gibi. Foramen sekumdan itibaren involüsyon boyunca yani piramidal lob süperiörüne kadar bu trasede yer alabilir ve çoğunlukla orta hatta ya da parasagittal ve çoğunlukla da hiyoid kemik komşuluğunda karşımıza çıkabilir bu lezyonlar. Yine günlük pratiğimizde mutlaka karşımıza çıkmıştır. Burada yani ultrason yapıyorsak dil hareketiyle hareket ettiğini görebiliriz.
ağız tabanı ve dil yerleşimli olanlarda Cowden sendromu yönünden bakmamız gerekebilir. Yine ektopik tiroid bezini ekart etmemiz gerekir. Ayrıcı tanıda orta hatta yerleşen dermoid kistler, özofagus duplikasyon kisti ya da ranula mutlaka düşünülüp değerlendirilmeli. Burada klasik formunda bir orta hatta tiroglossal ductus kistini görüyoruz. Gergin duvarlı, dil köküne yakın yerleşim göstermiş. Biraz bazen strep kaslarının içine böyle olduğu gibi içine doğru dahil olabilir, gömülü olabilir. Biraz daha boyun ön bölümünde. İnferiora doğru uzanım gösterebilir. Piramidal lobun alt kısmına kadar uzanım gösterebilir. Bazen içi kollebi olabilir. Enfekte olduğu zaman duvarında kalın kontrast parlaklaşması olur ama enfeksiyon dışında burada bir diğer komplikasyon da içerisinde diferansiye ya da dediferansiye tiroid karsinomlarının gelişebilme olasılığı. O durumda da senaryoda eşlikçi olan yine solidifiye daha yumuşak dokunun içinde yer alması ve eğer ultrason yapıyorsak klasik mikrokalsifikasyon benzeri bu psamom cisimciklerini gösteren fokal odakları yakalayabiliriz ya da servikal lenf beziyle eşlikçi gelebilirler karşımıza. Bazen septalı formuyla karşımıza çıkabilir ve paramedyan yerleşim gösterebilir. Yine enfekte bir olgu, etrafında belirgin kontrast parlaklaşması gösteren bir tiroglossal ductus kisti. Son konu başlığımız timik kistler. Timus gestasyonun 6. haftasında yine 3. ve 4. faringeal poşların ventral bölümünden gelişir. Timik tomurcuklar inferiora migre olur ve mandibula köşesinden başlayan karotit boşluk boyunca perikarda kadar uzanan bir timofaringeal duktusu oluşturur ki bu yapının uzanımını bilmemiz çok önemli. Çünkü timik kist mandibulanın köşesinden başlayıp perikarda kadar olan bu trase boyunca karşımıza çıkar. 7-9 haftalar arası proksimal duktus kapanır, faringsten ayrılır. Distal duktus anterior kesimde timik dokuyu oluşturmak üzere farklılaşır. Ektopik doku bu mandibula köşesi ve perikard arasındaki lojda karşımıza çıkar. Genellikle multilokule bu lezyonlar ama unilokule olabilir ve çapı 8 cm'ye kadar çıkabilir timik kistler. Karotit boşlukta karotit arter ve jugular veni yaylandırır. Yine solda daha fazla karşımıza gelir ve %50'si de mediastene uzanım gösterir. Burada bizim olgumuzda adolesan çağda derin boyun enfeksiyonu tablosuyla gelen olguda bakın üst mediastene doğru uzanım gösteren kalın duvarlı bir koleksiyon var. Oldukça tablosu da kötüydü. Havayolu obstrüksiyonu yapmış. Etrafındaki yumuşak doku çok kalın. Bir süre sonra biraz tedavi sonrasında MR'ını yapabildik ve mediastene uzanan formuyla timik kist olduğunu altta söyleyebildik. Bu enfeksiyon tablosu biraz açıldıktan sonra. Servikal ve mediastinal komponenti olan lezyonlarda yine timik kisti ayrıcı tanıda aklımızda tutmamız gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Başta bu konuşmayı da sunuyor. Bize imkan veren, söz hakkı veren Turgut hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sorularımız varsa alabilir miyiz hocam? Nasıl yapalım? Katılımcılardan soru katkı alabiliriz. Süremizi iyi kullandık hocam. Ayrıca teşekkür ediyoruz süre için. Teşekkürler geliyor hocam. Ben de teşekkür ederim. Hem dahil olduğunuz için hem katkılarınız için. Eksik olmayın. Evet. Sonra ikincisi bayağı güzel bir katılımcı sayısıyla devam ediyoruz. Katkı ve soru varsa arkadaşlarımızdan alabiliriz. Hocam bu sunduğumuz konu bizim Urfa'ya da biraz benziyor. Tarihten gelen bağlantıların bugünkü yansımaları gibi.
Bizim de öyle bir o açıdan da bakılabilir konuya. Evet hocam, güzel örtüştürdünüz hakikaten. Hocalarımızdan soru ve katkı alabiliriz. Turgut hocam, burada mısınız? Ses gelmiyor galiba. Sesi açmamız mümkün müdür? Arkadaşlarımızın, hocalarımızın seslerini açabilir miyiz? Hocam sesler açabiliyor muyuz? Açık mı? Arkadaşlar bir mesaj geldi. Herkes sesini açabiliyor. Soru sormak isteyen varsa kendi sesini açabiliyorlar. Turgut hocam, sizden bir soru bekliyoruz. Soru, katkı varsa. Sesleri açabiliyoruz o şekilde buradan. Hocam bir soru geldi. Bu grup hastalarda rutin uygulamanız BT ağırlıklı görüntüleme mi yapıyorsunuz? MR'ı ne sıklıkta kullanıyorsunuz diye bir soru geldi. Evet. Şöyle tabii enfeksiyon tablosu çok dramatik ve derin boyun enfeksiyonu şeklinde, örneğin o otimik kiste gelen olguda o hastayı MR'a alabilme şansımız biraz düşük. Yani bu durumda bilgisayarlı tomografinin hızından faydalanıyoruz. Ama komplikasyon düşündüğümüz olgularda, özellikle gösterdiğim vasküler komplikasyonlarda bilgisayarlı tomografi bir tık geri kalıyor. Sadece yayılım ve hızlı management sağlıyor ama MR'ı eklememiz gerekiyor mutlaka. Biraz genel durumu toparlanmış olgularda MR'ı problem çözücü olarak eklemeye gayret ediyoruz. Ama gold standart yöntem ne olursa olsun derin boyun enfeksiyonlarında önce BT hala. BT ile başlayıp ilerleyebiliyoruz. Bazen ultrasonla başlıyoruz. Ultrasonla olayın farkına varıyoruz. Sonra BT ile şekillendiriyoruz. Değil mi hocam? Teşekkürler, dediğiniz gibi geliyor. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Herkesin başka soru yoksa oturumu hocam ne yapalım? Kapatalım hocam bence. Kapatabiliriz. Çok herhalde. Evet. Herkese iyi haftalar olsun. Evet, herkese, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katıldınız, dinlediniz. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sizi bir Urfa Türküsü'yle baş başa bırakayım mı? Thank you.